Cinema 4D içerisinde oluşturmuş olduğumuz objeler üzerindeki özellikleri değiştirirken attributes panelini kullandığımızı daha önceki derslerimizde söylemiştim. Obje üzerindeki özellikleri biz parametreler olarak adlandırıyoruz. Bu parametre değişikliklerini görebilmek için de bir objenin seçili olması lazım. Şu anda sahnede bir obje yok. Ve hemen mouse'u üst taraftaki ara obje araçlarından kübün üzerine doğru sürükleyip mouse'dan sol tuşuna bir kere tıklayarak bir küp objesi oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum obje şu anda Object Manager panelinde de gördüğüm gibi şu an seçili. Alt tarafta Attributes paneli üzerinde şöyle biraz daha yukarı alalım. Attributes paneli üzerinde bu obje ait parametreleri görebiliyorum. Bunlar da farklı bölümlerde karşıma çıkıyor. Basic, Coordination, Objects ve Funk olarak farklı bölümler var. Bunları hızlıca inceleyelim. Basic bölümü içerisinde obje ile alakalı temel bazı ayarlar var. Bu ayarlardan kısıt, obje ismi, objenin görünürlüğü veya objenin rengi gibi özelliklerdir. Peki bu parametreleri nasıl düzenliyoruz? İlk satırımız name satırı. Name satırında şu anda görmüş olduğumuz gibi Object Manager'da da objenin ismini de karşımıza gelen Cube ismi var. Bunu hemen şu şekilde küp olarak, Türkçe olarak değiştiriyorum. Klavye'den enter veya tab tuşuna basarak işlemi onayladığımda dikkat ederseniz Object Manager üzerinde de objenin ismi değişiyor. Aynı değişikliği obje üzerine çift tıklayarak da yine açılan alandan hemen ismi girerek değiştirebilirim. Bu yapmış olduğum değişiklik yine parametrelerdeki name bölümünde karşıma gelecektir. Alt tarafta visible in editor, visible in renderer satırlarımız var. Bu özellikler Object Manager'da objenin bulunduğu satırdaki şu küçük dairecikleri gösteriyor. Bu küçük dairecikler bir önceki video eğitimimizde de anlattığım gibi objenin sahne içerisinde görüntülenmesini veya görünmemesini sağlayabileceğimiz gibi objenin render sonucunda görünmesini veya görünmemesini sağlayabilirsin. Bu objenin görünüm özelliğini ayrıca editör ve Renderer durumları da kontrol edecek şekilde alt taraftaki Enabled bölümünden de aktif veya deaktif yapabilirim. Bunu yaparken her defasında Attributes panelindeki Basic bölümü içerisinde Enable satırını bulmama gerek yok. Obje satırı içerisinde bulunan yeşil çek işaretini tıkladığımda kırmızı çarpı işaretine dönecektir. Bu da deaktif olduğunu bize yani Disabled olduğunu bize söylüyor. Buradaki alana tekrar tıklayarak yine aktif hale getirebilir. Objeyi kanda oluşturduğumuzda default yani hazır değeri olarak mavi gri bir tonlama ile karşımıza geldi. Bu tonlama render sonucunda da yine aynı şekilde karşımıza geliyor. Ancak bunu use color bölümünde bulunan otomatik veya on seçeneği ile değiştirebiliriz. Display color bölümünde şu anda görmüş olduğumuz Obje üzerinde görmüş olduğumuz renk olan beyaz karşımızda. Render aldığımızda da aynı sonuçla karşılaşacağız bu renk özelliğini Display Color satırındaki renk kutucuğuna tıklayarak bir kere mouse'un sol tuşuyla açılan Color Picker penceresi üzerindeki sürgileri kullanarak veya Color Picker alanını kullanarak dilediğiniz renk ve tonunu verebilirsiniz. Ayrıca Display Color satırının hemen sağında bulunan renk kutucuğunda solunda bulunan küçük siyah üçgene tıklayarak da açılan renk sürgüleri üzerinden değişikliği yapabilir. Farklı renk uzaylarına ait özellikleri de burada yine görebilirsiniz. Bunu ilk değer olan off değerine geri alıyorum. Son olarak basic bölümünde alt tarafta bulunan x-ray bölümü var. x-ray bölümü de obje üzerinde transparan bir etki oluşturur. Bu etki normalde render sonucunda karşımıza gelmez. Ancak bu özelliği obje modelleme esnasında kullanabileceğimiz bir özelliktir. Şu anda default değer olan kapalı haliyle bırakıyorum. Bir sonraki bölümümüz coordination bölümü. Coordination bölümü şu anda objemiz e, 3D uzay içerisinde veya dünya içerisinde tam olarak merkez noktasında bulunuyor. Ve buradaki position, size veya rotation gibi bilgilerle bunun genel anlamda nasıl bir konuda olduğunu burada görebiliyorum. Ki bu değişiklikleri kullanarak da objelere nasıl müdahale ettiğini bir önceki obje hiyerarşisi temelleri video eğitiminde de incelemiştik. Bir sonraki bölümümüz Object bölümü. Bu Object bölümünde objeye ait boyutsal özellikleri burada verebiliriz. Ayrıca nesne üzerinde bulunacak segment sayılarını da yine burada ekleyebiliriz. Bu segmentleri görüntüleyebilmek için editör içerisinde display üst menüsünden ground shading lines seçeneğini seçerek hemen bunun görüntülenmesini sağlayabiliriz. Buradaki segment sayılarını artırdıkça obje üzerindeki yapıyı da değiştiğini görebiliriz. Buradaki değerleri değiştirirken kısa bir iki özellikten bahsetmek isterim. Değer değişikliğini yaparken hemen sağ taraftaki yukarı aşağı küçük üçgenler üzerine tıklayarak artırma veya azaltma işlemleri yapabilirsiniz. Özellikle belirlediğiniz bir değer varsa bu değeri buraya hemen manuel olarak da klavyenizi kullanarak da giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e, mouse'un imlecini yukarı aşağı bakan bu üçgenlerin üzerine doğru sürükleyip mouse'un sol tuşuna tıkladıktan sonra yukarı aşağı doğru mouse'u ileri geri doğru hareket ettirerek bu şekilde buradaki değer, değerleri de değiştirebilirsiniz. Flit özellikleri var alt tarafta. Bununla birlikte bir de cap özelliği geliyor. Cap özelliği için yeni bir obje daha oluşturalım. Bunu da kübün üzerine gelip mouse'un sol tuşuyla bir saniye yakın bir süre tuttuktan sonra açılan menüden silindir objesi oluşturalım. silindir e, objesi diğer objeler gibi 3D uzayın yani sahnemizin tam merkezinde oluşuyor ve kübün içerisinde kalmış durumda. Küpü geçici olarak kaldırmak istiyorum. Az önce öğrenmiş olduğumuz Enable özelliğini Disable olarak değiştirerek obje görünümünü kaldırıyorum. Şu anda silindir objesine baktığımız zaman üst kenarında ve alt kenarında cap'ler var. Bu caps'leri hemen obje seçiliyken attributes panel içerisindeki caps bölümünden görebiliriz. Bu caps'leri kaldırabiliriz. Kaldırdığımızda da gördüğümüz gibi kalkacak ve içi boş bir boru gibi bir yapıya dönüşecektir. Bu cap'i ekledikten sonra dilersek ayrıca Nesne üzerinde bulunan diğer birçok objede de karşımıza çıkacak olan fillet özelliğini de kullanabiliriz. Fillet özelliği kenarların yumuşamasına, yumuşatmamıza yardımcı olan bir özelliktir. Şöyle birazcık daha yaklaşıyorum ve fillet özelliğini aktif ettiğimde şu anda ilk hazır olan değer gerçekten fazla. Buradaki radius bölümünden bu eğimin yani yumuşamanın sayısını değerini azaltıyorum. Şöyle 2 santim kadar olabilir. Segment satır ise buradaki alanların yumuşama esnasında kullanılmış olan çizgileri bize gösteriyor. Buradaki segmentlerin azlığı daha keskin bir dönüşe veya yumuşamaya neden olabilir. Ancak bu yumuşamayı birazcık daha artırabilmek için bu kadar bir değerde 3 veya 4 gibi bir segment sayısı yeterli olacaktır. Bu daha yumuşak bir geçişe yardımcı olacaktır. Bunun haricinde birkaç özelliğimiz daha bakalım. Ondan öncesinde objeyi ilk andaki haliyle yani Cinema 4 ilk açtığımız default hazır değer haliyle objeye tekrar yaklaşalım. Bunun için View üst menüsünden Frame Default seçeneğini aktif ettiğimde Cinema 4 ilk açıldığı sahneye bakış açısıyla tekrar karşımıza getiriyor. Bir sonraki bölümümüz Fong bölümü. Bu Fong bölümü nesne üzerindeki etiketleri bize gösteriyor object manager üzerine baktığımız zaman 3 sütuna ayrılıyor. Bu sütunların ilki objelerin isimlerini veya yapılarını görmüş olduğu, yerleşilerini görü görüntülediğimiz veya düzenlediğimiz alanlar. Görünüm ayarları ve sağ tarafında da görmüş olduğumuz etiketler var buradaki fong bölümüne ayrıca neler gelebilir? Materyal özellikleri gelebilir. Bu tür özellikleri seçtiğimizde de yine alt tarafta attributes paneli üzerinden veya ilgili açılan pencere üzerinden de değişiklikler yapabiliriz. Bundan öncesinde bölümler arasında geçiş yaparken bir önceki kullanmış olduğum bölüm veya bir sonraki kullanmış olduğum bölüm buradan seçebilir. Bir üst bölüme buradan geçebilirim. Bir üst bölüme geçtiğimde de artık nesnenin bir üst konumuna geçiş yaptığım için nesne bir proje belgesinin altında olduğu için haliyle proje ayarlarını karşımıza getiriyor. Nesneyi seçtik. Nesnenin üzerindeki bazı özellikler var. Bu özelliklerden örnek olarak fillet özelliğini değiştireceğiz. Hızlıca bu özelliğe geçiş yapmak istersek buradaki arama satırını aktif edebiliriz. Satır üzerinde hemen fillet değerini eklediğimizde buna ait özelliği hemen karşımıza getirecektir. Burada hemen sol taraftan temizleyebilir veya arama satırını tekrar tıklayarak kaldırabilirim. Hemen sağ tarafında bir kilitleme özelliği var. Bu kilitleme özelliği için üst taraftaki küp nesnesini şu şekilde enable ederek görünmesini sağlayalım. Ve şu şekilde biraz daha sağa doğru çekiyorum. Küp nesnesi seçiliyken burada kilitleme butonuna tıkladığımda farklı bir objeyi seçmiş olsam da dikkat ederseniz attributes paneli üzerinde küp obje küp ismi de burada yazıyor zaten. Şuradaki isim buraya gelecektir küp objesinin burada düzenleme için kilitlendiğini gösteriyor. Farklı bir obje seçili olsa da yine de burada yapacağım tüm değişiklikler küp objesi üzerinde olacaktır. Buradaki kilitlemenin yerine kilidi kaldırarak seçili olan objeye ait sadece özellikleri değiştirebileceğimiz bir attributes paneli de açabiliriz. Bunun için hemen sağ üst köşesinde bulunan Pencere içerisindeki artı işareli ikona tıklayarak açılan yeni bir Attribus paneli içerisinde farklı objeler seçili olsa da bizim burada açmış olduğumuz Etribus panelinde dikkat ederseniz küp objesinin e, ismi zaten yazıyor. Bunun üzerinde yapmış olduğumuz tüm değişiklikler sadece o nesneye yani objeye ait özellikler olacaktır. Attribute e panel içerisindeki parametreler bir objeye ait olabilir veya seçmiş olduğumuz bir araca ait olabilir. Ancak seçili olan obje üzerindeki temel parametreleri ayarlarken attribute e panelini kullanıyoruz ve parametreleri attribute e panelinde görüyoruz.